Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bomalı TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Remnant from the Ashes serimizin 11. bölümündeyiz. Sonlara yaklaşıyoruz. 2-3 boss'umuz falan kaldı kesecek. Ondan sonra artık final gelecek arkadaşlar. Keyifli bir seri oldu. Epic Games'in ücretsiz verdiği bir oyundu Ağustos ayında. Remnant from the Ashes. Yakalayanlar yakaladı. Yakalamayanlar bir indirim falan bulursanız eğer, denk gelirseniz kesinlikle oynamanızı önerdiğim bir oyun. Çok keyif aldım. Zaten videolardan da çok keyif aldığımı anlamışsınızdır. Sizlerin de keyif aldığını düşündüm çünkü İzlenme oranlarından aşağı yukarı bunu sezebiliyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi yoluma devam ediyorum. En son buradan potionlarını falan aldım biliyorsunuz. Şu noktada gelmiştik, bu kapıyı açtık açamadığımız ve aşağıya güneye doğru daha önceden gitmediğimiz bu yere gideceğiz. Hunting rifle'ım, pistolüme geçtim. Birazcık geliştirmelerini yapmayı düşünüyorum bu pistolün. Bununla devam edeceğim çünkü çok seri ve çok hızlı. O yüzden bununla devam edeceğim. Ve başlıyoruz. ...534 çok iyi ya. Arkadan mı geliyorsun? 268. Vay vay vay. Bu headshot'ı yapıştırdım mı da var ya, mükemmel oluyor ya critical. Alalım. Bulutlarımızı yapalım, öyle yolumuza devam edelim. Vay 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 be. Şurada bir yukarıda bir yer var. Bir bakayım oraya. Bir iron myron çıkıyorsa demir mimir alalım onları ya. Yeni kafalığım çok güzel biliyorsunuz. Bakın böyle boynuzlu boynuzlu 4 tane yeni maskem. Yeni melee weapon'ım vurdukça can çalıyor. Öyle bir özelliği var. Onu da size göstermiş miydim ya? Göstereyim bakın. Melee hits steal health from enemies. Yani her vurduğum yakın temas, melee vuruşu bu silahla karşı taraftan can çalıyor. Bu da güzel bir özellik aslına bakarsanız yani. O yüzden onu kullanıyorum kılıcım yerine. Torched iron toplayalım. Şuraları toplayalım, şu chest'i açalım. Oh, şunları alalım ve gidelim buradan hadi. Ne oluyor? Bir ses duydum ha diye. Evet, şimdi şöyle soldan kaptırıyorum ve gidiyorum. Bu yolun sonunda muhtemelen ya bir boss'a gideriz ya bir yine dungeon'a gireriz. Abi çok iyi oldu bu hunting rifle'ım ya. Uzaktan bizi fark etmedikleri zamanda vurduğumuz hitler zaten critical hit oluyor. Çok iyi vuruyor. Tekte indiriyor yani. Oo, burası ne? Vay. Dur dur abicim sakin ol. Yine critical hit geldi. Yalnız güzel bir ortama geldim. Fark ettiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama güzel bir ortama geldim. Bakacağım şimdi oraya. Şu binaya bakayım. Ya bu geldiğim evin aynısı ya. Pardon, buradan çıkalım. Aynı yere bir daha çıktım ya. Bir ses efektleri, bir müzikler, bir şeyler, bir ambiyans yaratma çabaları. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Nereye geldik? Şöyle bir bakalım. Oo. Ya beni oyalıyorsunuz ya. Al lan, al. Şöyle bir ortamdayız arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Var mı burada loot mod bir şeyler? Neyse hadi gidelim. Hadi gidelim bakayım. Siz kimsiniz? Siz nesiniz? Vay vay vay. Çok güzelmiş. Ortamlar çok güzel. Çizimler çok güzel. Bayıldığım bir oyun ve dungeon girişte orada. Bakalım bizi neler bekliyor. Temple gibi bir yer burası. Böyle bir tapınak gibi bir yer. Vay vay vay. Beğendim ya. Bekleyin geliyorum, bekleyin. Yani map'e bakarsak boss'a doğru gidiyoruz aslında. Öyle gözüküyor. Orada bir kuru kafa, turuncu kuru kafa işareti var. Sanki ona doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor ama bakacağız. Bu merak ettiğim bir bölüm. Sonlara yaklaştıkça nelerle karşılaşacağımızı merak ettiğim bölümler olmaya başladı arkadaşlar. Ammo box'ım bitmiş. Potion'ım var. Can doldurabileceğim 10 tane health potion'ım var. Ammo box'ı almayı unutmuşum ya. Neyse. İdare ederiz. Bir yerden bulduklarımız artık. Ne yapalım. Buraya daha önce gelmiştim sanki ya. Tanıdık geldi burası bana. Tempest Court. Hadi bakayım.
Boss mu? Boss mu, boss mu, boss mu? Abi ne güzel şeyler var ya. Yani boss gibi duruyor be. Boss gibi duruyor be. Çünkü arkada böyle şey bir alan var, yuvarlak bir alan var. Hadi hayırlı işler deyip dalıyorum. Evet, orada boss. Sen kimsin? Bakıyoruz. Güzel yerde bırakmışız oyunu ya. Güzel yerde bırakmışız geçen bölümde. Oo. Abi iyiymiş, hareketli bir şeye benziyor ya. Böyle maymun ırkından gibi. Kuzu kafadan kolyesi var. Evet, hareketli bir şeye benziyor. Kafaya çalışacağız diye düşünüyorum. Totem Father. Oh, 510 güzel başladı. Biraz hızlı olacak belli. Geldiler, geldiler. Hop 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 geldiler. Geberin bakayım. Gel sen de. Güzel. Nerede? Aman. Aman aman aman. Şurada şey var. Ammo var. Al ammoları. Ammoları al, bırakma. İyi başladık. Bir şey çıkarıyor. Kaya atıyor. He, kaya attığı zaman bunların arkasına sığınacağız galiba. Sırf sesten kaçıyorum bazen, biliyor musunuz? Hadi bakayım. Kaya attı yine. Kaya attı aynen. Seslerden duyabiliyorum alattan. Moblar gitse de, neyse mermi çıkarıyor ya, iyi. Gitse de rahat etsem diyecektim ama mermi için bunlar gerekli bana. Kaya geliyor. Yani şu ana kadar zorlanmıyorum. Daha vuramadı bile diyecektim. Ha, yerde bir şeyler çıkarıyor. Yerden bir şeyler çıkarıyor. Oraya bir şey koydu ya. Onu ne yapacağız? Of, bu iyi olmadı ya. Bu kafama yedim vallahi. Oraya bir şey koydu. Onun ne olduğunu anlamadım. Bu yerden çıkarttığı şeyler o galiba. Ha, bir dakika, onun yanından geçmeyecek miyiz? Kaç. Kaç. Güzel. Şunlara dikkat. Oo, gördünüz mü? O çıkarttığı şey mobları da öldürüyor. Aman. Biraz şöyle canım da olsun. Bu mini weapon'la vurduğum zaman canım da doluyor ama aşağı... Ya yok artık, aşağı düşme abi, böyle bir şey olamaz ya. Aşağı düştüğüm için öldüm, inanılmaz. İnanılmaz, yıkıldım şu anda ya. Evet, büyük hayal kırıklığı. Noob gibi öldüm. Gerçekten yazık, inanılır gibi değil. Ama moral bozmak yok, moral bozmuyorum. Alacağız, moral bozmuyorum. İlk elin günü almaz ama noob gibi öldüm, kabul ediyorum yani. Böyle bir iş var mı abi? Aşağı düşmek nedir ya? Aşağı düşmek nedir? Sıkıntı değil. Alacağız. Alacağız. İnanıyorum. İnanıyorum alacağız. Hadi. Tam karşımda hızlı başı. Güzel. Of. Nasıl kaçamam abi ben buradan ya. Nereye gitti? Burada. Daha çok moblara değil de boss'a odaklanacağım. Moblardan sadece mermi için yararlanmam lazım. Böyle vuracağım, atlayacağım, vuracağım, atlayacağım. Of, çok iyi. Kaya geliyor. Kaç, tamam. Kenarlara dikkat, kenarlara dikkat.
Hangi be? Yarıya indi mi canı? Yok, daha inmedi. Dikkat! Dikkat! Ya bu çok vuruyor ya. Buna dikkat etmem lazım. Bir tane potion. İçtim mi? İçtim. O da olur. O doldurur canım. Nereye attın lan kayayı? Güzel, onları öldüler. Mermi. Boss nerede? Hadi. Yarıdan aza indi. Kaya geliyor. Kaya geliyor. Dikkat. Oooo. Çok feci vurdular ya. Kullandım. Tamam. Bastım. 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 Sıkıntı yok. I'm in trouble falan yok. Daha iki tane daha Q var. Abi vuramaz. Çok uzaktayım ya. Ya şu koyduğu totemleri acaba yıkmam mı lazım şu totemleri ya? Bas bunu. Basmazsa öleceksin. Oh. Yani mevzu şu an çok büyüdü ya. Ben boss'a odaklanıyorum abi. Ben boss'a odaklanıyorum. Yapacak bir şey yok. Geldi. Ah! Tamam. Mermi için buraya girdim. Kaç. Kaç. Güzel. Bas bir potion. Bas 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 bir potion. Ah. Ah. Çok zorlanıyorum. Ama başaralım be. Başaralım. Çok az kalacağım. Çeyrekten de az artık. Aman. Yanıma kadar geldi. Dikkat. Aa bu hiç iyi olmadı ya. Bu hiç iyi olmadı. Bunu basmam lazım. Bastım. Allah'tan bastım. Alacağız. Aldık be. Son headshot 585 vurdu kafasına. Aldık. Zordu. Vallahi zorlandım. Zorlandım. Şu puanlarımızı kullanalım. 4 tane puanım geldi ya. 4 tane puanım geldi. Ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Reload speed'i biraz arttıracağım. Artık çok yavaşladı yani. Stamina Cost'a gerek yok, Stamina Regeneration'a gerek yok. Critical Hit Chance'imi bir de arttırabiliriz. Bir tane de Health'e devam. Oh. Finale doğru. Final boss'una doğru gidiyoruz. Evet, çıkış nerede? Şuradan mı gideceğiz? Ben nereden gelmiştim? Ha, burası açıldı. Burası kapalıydı herhalde. Burası açıldı. Boss'la başladık bölüme. Güzel oldu boss'la başlamak. Hadi bakalım. Ooo, loot'umuzu yapalım. Biraz zorladığını söyleyebilirim ama ya. Çok fazla küçük yaratık gönderdi. Onlara mı odaklanmam lazım? Onları sadece mermi için mi kullanmam lazımdı? Yoksa daha çok boss'a mı odaklanmam lazımdı? Emin olamadım. Daha çok boss'a odaklandım. Mob'ları sadece böyle mermi desteği yapsın diye, mermi düşürsünler diye öldürmeye çalıştım. Sürekli hareket halinde olmanız gereken bir boss. Kolay değil ama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Normal seviyede oynuyorum ben ve yaptım yani. Sıkıntı değil. Siz de yapacaksınız eminim. Yoluma devam ediyorum. Checkpoint'e bastık. Her şeyimizi fullledik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Founder's Prison. Sonunda şu Founder'ı buldun mu ya? Onu arayıp duruyoruz abi. Şu Founder'ı arayıp duruyoruz. Yaratıcı, bulucu, ne her neyse artık nasıl ismi tarif ediliyorsa. Onu arıyoruz. The Founder. Bu sefer bulmuş olalım. Founder'ın şeyi prison, hapishanesi çünkü burası. Oo, güzel bir yere gidiyorum ha. Orada bir loot var, onu alalım. Ne bu? Güzel. Evet. Talk to Founder. Buldun mu Ford'u? Ford. Kilitli. Kilitli kırdım. Ford. Tam da hayal ettiğim birisi ya. Ford, yemin ediyorum yani. Evet. Bir daha asla insan göreceğimi düşünmemiştim. Buraya nasıl geldin diyor.
Bu dünyaya, yani bahsettiğim bu dünyaya nasıl geldin? Şimdi Commander Ford kırmızı kristali aktive etti ve o şekilde geldim. Ha. Bu şu demektir diyor. Bizim base yani ward şu an tehlikede, bir problemle karşı karşıya demektir diyor. Başka hiçbir şekilde onu aktifleştirmeyeceğini bilirlerdi, akıllılardır diyor. Ne diyelim? I need to get the rusted place on. Yani Ward 17'den bahsediyoruz. Oh holy hell. Clawbones the source. Harsgard's dreamer was the gate. My life's work. Hayatımın çalışmasıydı bu diyor. Ama sana bir uyarım var. Bu gideceğin yol, bu yürümekte olduğun yol çok tehlikeli bir yol. Belki de, sadece belki, belki nasıl yardımcı olabilirim sana diyor. Ha bir dakika. Can you tell me how to get into the tower? Kuleye nasıl gireceğimi bana tarif edebilir misin? Evet. Nasıl gireceğini biliyorum. Ward 13'te bizim base'de yani evde bir ayna var diyor. Alt katlarda kilitli orası diyor. Diğer ward'lara geçiş için kullanılan bir aynadır orası diyor. Ha güzel. Bana bir anahtar verecek. Kilitliyse ben nasıl o aynaya ulaşacağım dedim. Ha, benim ofiste bir key card var diyor workbench'in üstünde. Almışım ben zaten. Bu mu dedim? Evet bu dedi. Alt katlara in diyor. Kilitli kapıda bunu kullan diyor ve oradaki aynayı kullan diyor. Tamam. Teşekkür ettim. O da hayır, ben sana teşekkür ederim diyor. Sen bana umut verdin. Çok uzun zaman sonra bana ilk defa umut verdin dedi. Ve Founders Key bize anahtar verdi arkadaşlar. Bu anahtarla ve bende bir de key card var. O key card'ı kullanarak şeye gideceğiz. Ward 13'e geri döneceğiz. Şimdi bizim şu kristalden. Base'e geri döndükten sonra alt katlara inecekmişiz. Alt katlarda da bir ayna varmış, kilitli bir odada. O aynayı bulmamızı söyledi. O aynaya gidiyorum. Hadi bakayım. Checkpoint noktası şuradaydı zaten. Tamam. Şimdi bu checkpoint'ten basıyoruz. Ve travel deyip Ward 13'e geri dönüyoruz. Ward 13'ün lower level'larına, yani alt katlarına ineceğiz. Merak ettim ya. Aynadan bir yere geçeceğiz. Aynayı bir kapı olarak, geçiş olarak kullanacağız. Hadi bakalım. Şimdi alt kata burada iniş var mı? Bir bakayım. Şuradan alt kata iniş var mı? Evet. Low levels dediği kaç kat var? Burası değildi galiba. Biz burada oyunun başında görev yapmıştık. Reaktör level burası. Reaktör level olduğunu zannetmiyorum. B2 daha alt kat oluyor. B2'ye bakalım. Ward 13. Evet, Ward 13 yazıyor. Şimdi burada kilitli bir kapım var. Buralar açık zaten. Buralar açık. Herhangi bir ayna falan yok burada. Aha. Burası olabilir mi? Bakayım içeri. Yo, burası değil herhalde. Açılmıyor zaten. Burada bir bilgisayar var. Bu değil herhalde. Zaten kilitli kapı diyordu ya, anahtarla gireceğiz yani. Yani bir yerlere gittim ama burası olabilir mi? Evet, burası olabilir. Kilitli bir kapı buldum ve Founder'ın anahtarını kullanamıyorum. Bu arada böyle bir şey bulmuşum. Bak bu nereye, bir yere kullanacaktık bunu ya. Bu şeye kullanılıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir dungeon vardı. O dungeon içinde bir yer vardı. Orası bu galiba.
Founders Key buraya kullanamıyoruz. Burası değil. Bu kapı değil. Tam da burası gibiydi ya. Hayret. Burada bir bilgisayar var. Errorlar, merorlar bilmem neler. Evet, niye bulamadık şu kapıyı ya? Acaba bir alt kat daha mı var? Oraya mı gideceğiz? Bir kapı bu var, bir kapı o var ama ikisine de şu an bir şey yapamıyorum. Belki daha alt kata inmeye de düşünüyorum. Öyle bir ihtimal. Ya da şurada bir yer var mı? Yok. Peki. Founder'ın anlattığı lower level daha da alt kat olabilir mi? Bir alt kat daha var. Bir alt kat daha var. Burada herhangi bir anahtar bir şey var mı? Ha, turuncu bir şey belirdi orada. Yanıp sönüyor. Bence orası. Research. Araştırma katındayız şu anda. Tamam. B3. Bodrum 3. Araştırma katı. Burası olabilir mi? Key card'ım var. Buraya kullanmak istiyorum. Nasıl ya? Abi bu işte. Şey mi çalışmıyor? Bunun elektriği mi çalışmıyor acaba önce? Ha, tamam. Tamam burası. Yanından geçmişim, görmemişim ya. Bende parçadan olması lazım. Fuse. Evet, var bende bundan. Onu oraya yerleştiriyoruz. Burası şimdi aktif olacak. Olması lazım. Bir dakika, aktif olduktan sonra kolu çeksene. Kolu çek, tamam. Elektrik geldi mi? Elektrik geldiyse artık kartımızı koyalım ve kapıyı açalım. Hadi bakayım, aç. İşte bir de anahtarım var. Termal kontrol odası varmış, şöyle bir bakalım. Bir tane bandaj buldum, başka bir şey yok burada. Sandalye birlikte gidiyor. Burada research level. Şuraya bir bakalım ya, burada ne var? Tamam, şu research level'a inelim veya çıkalım. Araştırma bölümündeyiz. Terk edilmiş, çok kötü durumda ya. Şurada bir loot var, onu alalım. Ammo box güzel, bu iş görür. Param var gerçi, alabilirim ama. Burası bir haberleşme odası gibi. Ocean. Kardeş nerede ya sizin? Nerede? Dikkatli diyor, mikrodalga bölümü burası. İşte bu. Al. Evet, anahtarı, bize verdiği anahtarı kullandık. Şimdi şu aynayı aktive edeceğiz değil mi? Ayna neredeyse onu bulmam lazım. Success, success. Initialize mirror. Complete. Tamam. Ayna aktifleştirildi. İşte ayna burası. Ayna burası. Oraya gireceğim. Tamam ama bir şuraya bakalım. Güzel. Bir tane daha. Hemen şu puanlarımızı kullanalım tekrardan. Melee mod power'a gerek yok. Health regeneration şu an istemiyorum. Stamina'mıza gerek yok. Reduced range. Ha. Uzaktan aldığımız damage'i düşürelim biraz daha. Evet. Aynaya giriyoruz. Hadi bakalım. Yeni bir yere gidiyoruz muhtemelen. Bu bölümde aradığımız, ilk bölümden beri aradığımız Founder'ı bulduk. Find an end to the root. Ve galiba sona gidiyoruz. Root için bir son bul diyor. Bulacağım. Root için bir son bulacağım. Nasıl bulacağım bilmiyorum ama bulacağım. Now entering Ward 17. Ward 17'ye geldik. Ward 16. Buralara ne olmuş peki abi? Buralara ne olmuş? Buralara ne olmuş ya? Bu da böyle ana kristal gibi bir şey sanki. Her şeyin kaynağı falan gibi. Böyle bir duruşu var. Tek yol var zaten. Tek yolu takip ediyorum ben şu anda.
Evet, kökün galiba bu root'un kökün kaynağına gidiyorum. Bu yaratıkların kaynağına ulaşacağız ve sonunu getireceğiz bu root'un. Amacımız bu diye düşünüyorum. Anam anam ya, anam anam. Bir checkpoint var. Checkpoint'e bakalım. Sanki böyle bir oyunun sonuna doğru gidiyoruz ama hayırlısı diyorum ya, hayırlısı. Oo. Aa, bir dakika, çocuğu kullanarak kaynak çocuk mu yoksa bir tane? Niye bunun böyle klasiktir hani saf ve merhamet duygusunu, saflığını kullanarak mı? Once again, the children of the core think to change the inevitable. Çekirdeğin They do not see çocuğu the bu. truth, Gerçeği the futility of göremiyorlar. their actions. We bring purity to chaos, serenity to bedlam. All will be consumed. This is necessary and good. The children do not understand. The children believe their lives worth living. The children are wrong. The worlds and the core of the worlds live in pain, agony, discord. We bring peace, equality, silence. All are one within our embrace. The children resist what cannot be resisted. They fight a battle that cannot be won. Their actions are ultimately irrelevant. No matter how many times they rise, they will be destroyed. We will consume. Defeat the Dreamer. Evet arkadaşlar, oyunun sonundayız. Zannediyorum şöyle anladım, yani tam da anlayamadım aslında ama biraz ağırdı İngilizcesi zannediyorum. Çocuklarla ilgili, çocukları kullanarak bir şeyler yaratmışlar, ondan bahsetti. Dreamer'ı öldür diyor. Ben şu anda Dreamer'ı, yani bu çocuğu, çocuklar hayatlarını yaşamaya değer olduğunu düşünüyorlar ama yanılıyorlar falan dedi. Ve çocukların hayatını yaşamaya değer olmadığını ima etti. Onları kullanıp farklı bir dünya yaratmışlar. Biz de şu an buna bir son vermek istiyoruz. Abi bu nasıl bir hareket ya? Headshot, headshot, headshot. Tamam, güzel. Son 3 headshot'ta bitirdim bu durumu. Ha, bu kadar kolay olamaz. Son boss bu kadar kolay olamaz. Final battle çünkü. Son savaş. Oha, her şey bitti diyor ama bitmemiştir. Mümkün değil bitmesi ya. Tabii ki. Mümkün mü abi böyle bir şey? Mümkün mü yani? Al işte. Şimdi çocuğu kullanarak, çekirdeğin gücü olan bu çocuğu kullanarak daha da güçlendi galiba. Nightmare, kabus zaten. Aman, 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 aman. İlk seferde biraz zor olacak bunu ya. Cana gitmiyor ki bunun. Neresine vuracağım abi bunu? Cana gitmiyor. Böyle ölmez bu. Boşa mermi harcamayalım bence. Vurmaya çalışayım şöyle. Aman. Oo, ne oluyor? Bu ne böyle? Abo, yaratıkları yolluyor. Gerçi mermi vurmam için iyi bir şey bu. Mermi düşürüyordu zaten. Doldur, 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 doldur. Abi ortam kaos gerçekten. Bu nedir ya? Ha, canım da azalıyor. Niye canım azalıyor? Bu moddan dolayı. Böyle olduğu için mi ortalık?
kahraman var. Of 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 neler neler ya. Abi ben buradan çıkamam. Ben buradan çıkamam. Bunun sonu yok. Buradan bir çıkış olmalı ya. Çözemedim. Şu ana kadar çözemedim. Bakacağız. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Boss'un yolunu biliyoruz. Final boss'u olacak. Uzun bir savaş olacak. Uzun bir savaş olacağı için bunu bir bölüm bile yapabiliriz diye düşündüm. Ve bir sonraki bölümde Remnant from Ashes'ın yeni bölümünde, final bölümünde final boss'uyla savaşacağız. The Nightmare Kabus olacak boss'un adı da. Keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekleyin. Bu noktada bırakmak aslında şu an sizin için hoş olmayabilir ama gerçekten çok keyifli bir bölüm olacak. Emin olun uzun bir fight olacak çünkü. Öyle kısa bir fight değil ve oyunun sonunu göreceğiz ondan sonra da. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bana bir like bırakmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu taraftaki butonla kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum final öncesi. Bir sonraki bölüm The Nightmare Dev Boss Savaşı olacak. Zaten sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin de sabırsızlıkla beklediğinize eminim. Final bölümünde görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.